Evet, hoş geldin. Sefa getirdin. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Edirne Huzur Evi'nde kalan yaşlılar Vali Dursun Ali Şahin'i makamında ziyaret etti. Vali de hoş geldin. Sefa getirdin. İyi misiniz? İyiyim, görmeyeli. Siz de iyisiniz. İyi, maşallah sen daha çok nurlanmışsın ya. Öyle mi? Ama bir daha görürsen bastonu bırakacağım. Teşekkür ederim. Bu disiplerim... Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Edirne Huzur Evi yetkililerinin de katıldığı ziyarette Vali Şahin ziyaretçi konukları kapıda karşıladı. Kalktığında biraz yemekle beraber biberi otunun. Şöyle ana, hoş geldin Vali Bey. Sefa getirdi. Ne var ne yok? Ziyaretçiler de günün anısına Vali Şahin'e bir buket çiçek verdi. Çiçeği ben sana vermem lazım. Akşam bunları iyi koruyor musun? İnşallah. Yaşlılarla bir süre sohbet eden Vali Dursun Ali Şahin, yaşlılığın baharı olmayan kışa benzetti. Türkiye'nin Malezya'dan sonra dünyada en yaşlı nüfusa sahip ikinci ülke konumunda olduğunu belirten Şahin, genç nüfusun artması gerektiğini söyledi. Yaşlılara hürmet, yaşlılara saygı, yaşlılara saygı göstermek bizim tabii görevimiz. Yaşlılarını bir tarafa atan devletler sosyal devlet olamaz. Bu sosyal devletin bir gereği olan yaşlılara hizmet, yaşlıların yanında olmak gerekir. Çünkü biz de bir gün yaşlanacağız. Herkes bu kışı tatacak. Yaşlılık bazıları baharı olmayan kışa benzetirler. Evet, yaşlılık gerçekten de baharı olmayan bir kış. Çünkü insanlar bir yere gider, orada mezun olur, onun sonu gelir. Buradaki mezuniyet farklı. Yaşlılıktaki mezuniyet farklı. Yaşlılıktaki son farklı. Okula gider, bizim arkadaşlarım bana verdiği notta çok güzel söylüyor. Okula gider, diploma alır. Değil mi? Askere gider, tezkere alır. Ama huzur evinden ne alır? Evet. Ben herkese uzun ömür diliyorum. Bu vesileyle biz ülke olarak değerli arkadaşlar Malezya'dan sonra dünyada ikinci sırada geliyoruz şu anda yaşlılık. Evet, en hızlı yaşlanan ülke olarak. Türkiye ortalaması 4.7 iken 1990'da şu anda 7.3. Türkiye'de yaşlanma oranı hızla artıyor. Öyle bir hız ki 15 senede neredeyse 12 puan birden artmış. Tabii ki bu bir hayra alamet değil. Edirne'ye 200 kişilik yeni huzur evi yapılacağını da açıklayan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, 2015 yılında gerekli paranın gelmesi durumunda Dört Kayalar mevkiine modern bir huzur evi yapılacağını belirtti. Vali Şahin ayrıca Edirne'de mevcut huzur evinin kapasitesinin dolu olduğunu ifade ederek şu anda sırada bekleyen 32 kişinin bulunduğunu söyledi. Bizim huzur evimiz iki tane huzur evi. Birisi Uzunköprü'de, burası 110 kişilik, orası da Uzunköprü'de 68 kişilik bir huzur evi. İnşallah önümüzdeki dönemde bir 200 kişilik, bu sabah sordum nedir ne değildi bugün gün olarak bana sorarlar diye. Bununla ilgili şu anda fore kazıkları için zemin etüdü yapılıyor. Zemin biraz kaygan olduğu ifade edildi. Ama inşallah o fore kazıklarla o işi halledeceğiz. Şu anda zemin etüdü çalışmaları devam ediyor. Böylece elimizde bir 200 kişilik daha bir yaşlılar yurdu yapılacak. Parası da var şu anda. İşte 200 kişi şu anda zaten sırada bekleyen 32 yaşlımız var sırada bekliyor. Tabii ki bu 32 rakamı biraz eskidir. 50 yaşımız diyelim ki orada 200 kişilik bir yeni bir yurdun pansiyonun açılması, çünkü o daha modern olacak. Onun açılması bizim işlerimizi kolaylaştıracak ve insanlar da böyle baharların son baharlarını yaşarken İnşallah mutlu olacaklar. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyaretin sonunda Vali Şahin konuklara şiir okuyarak teşekkür etti. Ne diyor bir şair öyle diyor. Birbiri ardına iki nefes, birbirinden mukaddes. Bu dünya ile öbür dünyayı ayıran sadece bir tek nefes. Evet, nefes.